Sinemanın genel sorunları üzerine konuşacağımız yönetmen panelimizin ilki, bugün yönetmenlerimiz Sayın Emre Eksan, Bermin Söylemez ve Ümit Ünal'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. İlk önce moderatörlerimiz Sayın Profesör Doktor Lale Kabadayı ve Sayın Doçent Doktor Aydan Özsoy'u sahneye davet ediyoruz. Yönetmenlerimizi buraya davet etmeden önce kendileri hakkında kısa bilgiler vererek başlamak istiyorum. Bugün bizimle birlikte olan yönetmenimiz Sayın Bermin Söylemez, sinema, televizyon ve reklam sektöründe çalışmasının ardından kısa film ve belgeselleri yurt içi ve yurt dışında gösterildi ve ödüller aldı. İlk uzun metraj filmi Şimdiki Zaman ile San Francisco Film Festivali'nde yeni yönetmen ödülü, 19. Adana Film Festivali'nde Yılmaz Güney ödülü, Siyah en iyi filmi ödülü gibi ödüller aldı. Kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Bugün bizimle birlikte olan bir diğer yönetmenimiz Sayın Emre Eksan. Kendisi Mimar Sinan ve Sorbonne Üniversitelerinde aldığı eğitimin ardından Süt, Unutma Beni İstanbul ve Sesime Gel gibi filmlerin yapımcılığını yaptı. Ardından ilk filmi Körfez, Venedik Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası'nda dünya premierini yaptı ve Crossing Euro Film Festivali'nde, Uluslararası Adana Film Festivali'nde jüri özel ödülüyle birlikte çeşitli festivallerden ödülle döndü. Kendilerini de sahneye davet ediyoruz. Ve Ümit Ünal bugün bizimle birlikte. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon mezunu. Okul sırasında yaptığı kısa filmler çeşitli ödüller aldı. İlk senaryosu Teyzem 1986 Milliyet Gazetesi Senaryo Yarışması'nda birincilik ödül aldı ve Halit Refik tarafından filme çekildi. 9, Anlat İstanbul, Ara, Nar ve Sofra Serileri filmleri birçok festivalden ödülle döndü. Kendisini de sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Cumartesi gününüzü bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocalarımızla daha önceki görüşmemizde şöyle bir karar aldık sizlerin de izniyle. İsterseniz genel sorunlar başlığını taşıyan birinci panelimizde önce hocalarımıza beşer dakika verelim. İki tur yapalım, ondan sonra sorulara geçelim. Hocalarım uygun mudur? Sayın Bermin Söylemez'le başlamak istiyorum. Özellikle yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında çeşitli zorlukları olduğunu bildiğimiz bir sistem içinde Türk filmleri üretilmekte. Bu konuda ilk film yapma çabası ne derece zor ve son dönem Türk sinemasında özellikle neden yeni yönetmenler ikinci filmlerini yapmakta bu kadar zorlanıyorlar? Teşekkür ederim. Geçenlerde bir festivalde, Türkiye'deki bir festivalde bir sinema yazarı bir yönetmeni sunarken şöyle bir şey söyledi. Türkiye ilk filmler çöplüğü. Ve bu gerçekten benim çok ağrıma gitti bu laf. Ayrıca şey diye düşündüm, olabilir birçok ilk film yapılmıştır, ikincisi yapılamamıştır ama yani bunu böyle tanımlamak neden? İnsan ilk bir filmle de kalabilir ve de ikincisini yapması gerekmez diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde evet, ilk film yapmak çok zor. Ben ilk filmimi aslında ilk film diye de tanımlayamıyorum şimdiki zamanda. İlk kurmaca film diyebilirim. Çünkü daha öncesinde yaptığım kısa filmler ve uzun belgeseller de var. Ortak bir çabanın ürünü olan. İlk filmimi de tıpkı ilk uzun metrajı da tıpkı diğerlerini yaptığım gibi yaptım ve tamamen kendi olanaklarımızla, kendi çabalarımızla başladık. Daha sonra kurguyu tamamladıktan sonra destek imkanı bulduk. Kültür Bakanlığı'ndan yapım sonrası desteği aldık. Ama daha önce başvurduğumuz hiçbir yerden hiçbir destek alamadık. Belgesellerde de kısa filmlerde de böyle olmuştu. Yaptığımız uzun metraj belgesel Bu Ne Güzel Demokrasi'de yine ortak bir çaba olarak bir film kolektifi olarak filmi gerçekleştirmiştik. 4 yönetmen ama onun dışında da kolektifin içinde işte görüntü yönetmenleri, ses yapan arkadaşlar,
prodüksiyonda gönüllü çalışan arkadaşlar tamamen bir bu filmi yapalım güdüsüyle ortaya çıkan bir belgesel olmuştu. Filmin kaba kurgusunu tamamladıktan sonra İsveç konsolosluğundan fon bulabilmiştik ve bu sayede tamamlamıştık. Yani ben aslında bu tür bir pratiğe önce yapıma kendi kendimize başlayıp daha sonra yol alırken bir şekilde gemi yola çıktıktan sonra artı bir destek bulmaya daha önceden alışmıştım diyebilirim. O yüzden de tabii ki ilk filmi yaparken çok zorlandık. Tamamen desteklerle, arkadaşlarımızın yardımıyla, kendi çabalarımızla yaptık ama ufak bir ekiple, 9 kişilik bir ekiple yani bunun imkansız olmadığını gördük. Bir de ben daha önce sinemaya çok zor şartlarda film pratiğine alışkın bir insanım, yönetmen yardımcılığı günlerimde. O yüzden de şey söylemek isterim, yani ilk film yaparken çok büyük beklentiler, çok büyük düşlerle yola çıkmak, işte ille de 1 milyonluk bir bütçem olsun, işte her şey ekip 30 kişi olsun vesaire gibi düşünceler değil. Yani önemli olan ne yapmak istiyorsunuz, onu düşünerek ufak bir ekiple yola çıkarak, zaten Nuri Bilge Ceylan da ilk filmlerini 5 kişiyle yapmış bir yönetmen, yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bu mümkün ama ikinci film için bu mümkün değil. Çünkü ikinci filmde artık gerçekten profesyonel diyebileceğimiz bir bütçe yapmanız gerekiyor. Daha fazla gönüllü, artık gönüllü insanlarla veya işte çevrenin yardımıyla yapabileceğiniz bir şey değil. O sadece ilk filmde mümkün diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Emre Bey, İkinci filmimiz henüz sadece festivallerde var. Biz de izleyebilen şanslı izleyicilerdeniz. bir filmlerde özellikle yine 2000 sonrasında bir anı yakalama, doğayla kurulan olumlu bağ ve artık kadın olsun erkek olsun doğanın içinde kendisini ifade edebilen karakterleri iki filminizde de rastladım. Körfez'de de, Yuva'da da. Sizin için yapım sürecindeki sorunlar neler oldu ve kendinizi iki filminizde de tam olarak ifade edebildiğinizi düşünüyorsunuz? Tam olarak ifade etmek pek mümkün olmuyor herhalde gerçekten. Yani o illaki bir şeyleri hep budaya budaya o sözden ya da o işte duygudan, o kompleks belki fikirden bir şeyler eksilerek size gidiyor. Ama hani bu her zaman da negatif bir şey değil aslında. Bu eksilme de başka anlamda üretiyor bence sonuç itibariyle. Yapım süreci, yani Körfez'de şöyle bir şansımız oldu aslında. Pek beklemezken biz bakanlıktan destek aldık. Yapım desteği aldık film çekimlerinden önce. O zaman kurulda olan ve filmi çok hararetle savunan birkaç kişinin gerçekten aslında çok büyük çabası oldu bunda. Dolayısıyla öyle bir avantajımız vardı. Tabii ki ya öyle bir şey ki sanki bütçe hiçbir zaman yetmez zaten. Yani bilmiyorum, belki hani Hollywood'da $1 milyon, $600 milyon harcayan çalışan insanlar için bir sınırsızlık hissi vardır yaptıkları şeyleri. Biz de gerçekten ne olsa birazcık daha olsa başka bir şey daha yapardım duygusu herhalde oluyor. Ama yine de şanslıydık yani. En azından işte Berlin'in söylediği gibi mesela Türkiye'deki ilk filmler arasında belki hani bir şeyin üstündeydik. Hani finansal olarak elde ettiğimiz şeyle, destekle belli bir eşiğin üstündeydik. En azından çok zorlanmadık belli anlamlarda diyebilirim. İkinci filmde de şöyle bir avantaj oldu. Venedik Film Festivali'nin bir fonuydu ve sadece o fonla yapılması gerekiyordu. Proje böyle bir tasarlanmış bir şeydi. Dolayısıyla onda da öyle bir şans oldu aslında ve zaten Körfez çıkarken biz aynı sene işte Körfez Venedik'te gösterildiği sene başvurmuş olduk. Onlar da projeyi çok sevdi ve bir sene içerisinde bitmesi gereken
O anlamda biraz beni zorlayıcı bir tarafı da oldu. Çünkü Körfez yaklaşık 4-5 sene sürmüş. Senaryosu işte defalarca yazılmış, inceltilmiş bir şeydi benim için. Yo'da başka bir şey deneyimlemek zorunda kaldım. Kendi zaman algımı, kendi zamansallığımı aslında zorlayarak bir şey yapma zorunda kaldım. Onun da başka sonuçları oldu. O da başka türlü benden aslında şimdi dönüp baktığımda deneyim olarak çok iyi. Çünkü bu tip zorlamalar ister istemez bir şeyleri açıyor. Bir şeyleri kapattığı kadar. Böyle bir sonuca ulaştı. Tabii ki her, yani her filmin muhtemelen şimdi üçüncüsünde bambaşka bir takım dertlerle boğuşuyor olacağım. Şey noktasında da, doğa noktasında da yani Körfez daha bir kent filmiydi. Bir kentle olan ilişki, kurulan ilişki üzerine, benim geldiğim kentle kurduğum, yaşadığım kentlerle kurduğum ilişkiler üzerine, oradaki duygulamalardan, oradaki kentle olan temastan yola çıkarak yazdığım bir şeydi. Benim daha bildiğim bir şey, yani 30 yaşına kadar ormandan çok korktum. Ve hani ağaçlarla hani bir şey bir ilişkim olmadı yani. Gerçekten samimi bir ilişki pek olmamıştı. Ama bu bir 20'lerin sonunda 30'ların başında bende bir doğayı keşif dönemi oldu. İlk defa çok sosyaldim, yalnızlığı keşfettim aslında birazcık. Ve yalnızlıktan keyif aldığımı keşfettim o dönemde. O da işte Körfez'in çıktığı zaman, Körfez fikrinin çıktığı zamanlara denk geliyor aslında. Biraz böyle İstanbul'da bunalıp İzmir'e gittiğim. Seferihisar'da mesela annemin bir evi var, kışın kapalı duran yazlık. Orada mesela kışladığım ve tek başına kaldığım dönemler oldu. Birazcık bunlar herhalde ister istemez kendi ifade alanı buldu. Ve aslında benim doğayı keşfi ve bundan keyif alışım ister istemez filmin içerisinde başka bir yere götürdü. Filmin çıkış noktası iki kardeşin ilişkisiydi aslında. Ama o bir şekilde benim yaşadığım doğayla olan keşif sürecinde başka bir boyuta evrilmiş oldu. Teşekkür ederim. O iki kardeş beni de çok etkiledi. Ablamla ilişkim de benim biraz öyle. Sanırım Ebru Bey'i de kardeşiyle. Hem birbirimize çok kızdığımız anlar oluyor hem de birbirimizin saçını başını öptüğümüz. Şimdi Emre Bey o kadar güzel konuştu ki İzmir'i özledim. Hemen Ümit Hoca'ya geçeceğim. Okuldaşlarımız açısından belgeleyeyim. Hocam 9 Eylül'ü biliyorsunuz. Hocam Emre Bey zaman konusuna birazcık değindi. Ben sizin filmlerinizde zaman ve mekanın muhteşem kullanımına hayranım. Bunu kabul eder misiniz bilmiyorum ama kapalı mekan ustası olduğunuzu düşünüyorum Türk sinemasında. Özellikle Narda, Sofra Sırları'nda mekanla baş karakterlerin birbirine uyumu ve mekanın da bir karakter gibi ön plana çıkması. Tabii ki çok sayıda filminiz var ama hala siz de sorunlarla karşılaşıyor musunuz ve bu zaman mekan konusunda ne demek istersiniz? İlk film 9 İstanbul Film Festivali'nde ödül aldığında Stephen Frears'a onur ödülü verilmişti. Onunla karşılaştık sonrasında kokteylde ve işte tanıştığımızdan memnun olduk. İlk filminiz mi dedi? Evet dedim. Zor muydu dedi. Evet bayağı zor oldu dedim. Daha da zorlaşacak dedi. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman kolaylaşmıyor. Bizim gibi ülkelerde. Sinema çünkü sonuçta bir endüstri işi. Bir yanıyla tabii ki sanat ama öbür yanıyla endüstriye dayanmak zorundasınız. Ve yaşadığınız ülkenin şartlarına, bu şartlar hem sosyal, hem siyasal, hem teknik, hem parasal, her şey, bütün şartlarına sonuna kadar bağlısınız. Bir şair yaşadığı ülkeden bağımsız şiirler yazabilir, bir romancı yazabilir ve çok ileriye gidebilir. Sinemacı ister istemez ülkesi kadar oluyor. Ülkesi ona ya da bulunduğu ülke, illa herkes kendi ülkesinde yaşayacak diye bir şey yok ama o bulunduğu ülke, bulunduğu ülkenin teknik, sosyal, siyasal, ekonomik şartları neyse onun kadar oluyor. Türkiye'de de bu iş maalesef hep zor oluyor. Bu hiçbir zaman, hiçbir film daha kolay olacak diye bir şey yok. Aslında demin Bermin ikinci filmde farklı bütçe düşünmeniz lazım dedi. Ben şimdi 9. filmimi çekmeyi planlıyorum.
9 ilk filmin 9 gibi bütün oyuncuları parasız getirip işte görünen insanlar getiriyor. Başka türlü çünkü şu an o filmi ayağa başka bir filmi ayağa kaldıracak bir şeyim yok. Eğer çok ticari bir şey düşünmüyorsanız Türkiye'de, çok ticari bir sinemaya eklemlenmeyi düşünmüyorsanız, kendi hikayelerinizi, kendi dertlerinizi, kendi dilinizle anlatmayı tercih ediyorsanız, ister istemez o ticari şeyin dışında kalıyorsunuz. Nasıl diyeyim, ticari akışın dışında kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu finansal şey her zaman zor oluyor. Zaman, mekan. İlk filmlerimden itibaren işte yani ilk filmim 9'u ben de çok çok küçük, daha doğrusu bütçesiz, küçük bir bütçenin de ötesinde bütçesiz yapmaya kalkıştım. Ama o filmi yaparken en temel benim için özelliği şuydu. Aslında elimdeki olanaklara göre düşünerek senaryoyu yazdım. Pek çok filmde en çok düşünen hata bir hikaye yazıp, bir hikaye tasarlayıp sonra hikayeyi eldeki bütçeye uydurmak oluyor. O yüzden de bazen kötü filmler ortaya çıkabiliyor. Ama eğer elinizdeki olanaklara göre hikayeyi tasarlarsanız biraz daha başarılı olma şansı var. 9 biraz öyle bir projeydi yani. Madem ki elimde hiç para yok, parasız film yapmaya çalışıyorum, nereye atabilirim? En başta vazgeçilecek şey mekan değişimi. Mekanı atalım, tek mekan olsun. Ama tek mekan filmi de aslında pahalı bütçeli bir film olabilir. İçinde eğer özel efektler varsa, karmaşık kamera hareketleri varsa, karmaşık ışık oyunları varsa, bu da pahalı bir film olabilir. O zaman bunların hepsini de atalım. Ama yine de eğer mizansen varsa o da çok zaman alan bir şey. O zaman mizanseni de atabilir miyiz? Sadece monologlardan oluşan bir film. 9 eğer görenler varsa o şekilde tasarlanmış bir filmdi. Ve o günün koşulları içinde 13 milyar şimdinin parasıyla 13 bin liraya çekmiştik bütün filmi. Aslında bir kısa film bütçesi yani. Fakat İçindeki fikir belki güçlü olduğundan işte Türkiye'nin Oscar adaylığına kadar gitti şey. Biz de şaşırdık. Ben çünkü oyuncularla hep böyle bir şey tasarlıyorum ama bu film olacak mı? Hani 90 dakika insanlar böyle bir şeyden sıkılır mı? Onu bile bilmiyordum yaparken. Benim için de tam Kerman Yolda Düzülür filmi oldu. O mekan şeyi hep aslında bütçe kısıtlarından geldi. İşte Anlat İstanbul'dan sonra o kadar büyük bütçeli bir işten sonra acaba yine o dünyaya dönemedim. Hani büyük bir yapımcıyla büyük bir film yapmak. Arayı tasarladım. Yine tek mekanda geçen bir film. Nar o şekilde çıktı. Yine tek mekanda geçen bir film. Bir parça da orada hani senaryonun akışına, diyaloglara çok dikkat ettiğim için, senaryoyu sıfırdan kurduğum için hani insanları kapalı bir mekan içinde bile sıkmayan bir şey kurmaya çalıştım. Usta olduğunu düşünmüyorum o konularda. Ustalık şeyine inanmıyorum daha doğrusu fikrine ama şimdi yapmak istediğim film de biraz benzer. Çok teşekkür ederiz. İzninizle ikinci tur sorularımızı aydınlatacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli yönetmenlerimiz. Ben de biraz biz bir buçuk gündür bu filmlerin, düşünce filmlerinin felsefe ile ilişkisi üzerine pek çok kavram üzerinden konuşuyoruz. Dünden bu yana pek çok kavramla filmlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani onların hep kaynağının düşünce olduğunu, duygulanım ve düşünce olduğu konusunda neredeyse hemfikiriz. Ben de şöyle devam edeyim.
Sinemalarınızın yani film süreçlerinizin bu düşünsel altyapısı nasıl oluşuyor? Nereden başlıyor? Yani sizi o tutkuya, o öykünüzü anlatmaya iten şey neden? Yani bu anlamda da kaynaklar, o düşünsel süreci kuran filmin, o yaratım sürecini kuran kaynaklar neler? Nelerden besleniyorsunuz? Ben yanına başladım isterseniz. Biraz düşünsel arka planı nasıl gelişiyor? Fikir ve öykünün kurulumunda yani bu anlamda kaynaklarınız, beslendiğiniz yerler. Hani biz burada hep sanatla bağını kurduk o filmlerin, okuduğumuz filmlerin. Hani sizleri aslında bu anlamda felsefe yapan sinemacılar olarak da yorumluyoruz burada. Pek çok sinematik felsefe, yani filmleriyle felsefe yapan kişi olarak görüyoruz. Teşekkür ederim. Bunu ben merak ediyorum, düşünsel arka planı. Sizi besleyen kaynaklar. Yani ben şahsen kendime yakın hissettiğim şeylerden besleniyorum. İlk önce belgesel film yaparken de hep günlük hayatta çok üzerine düşünmediğimiz, çok da soru sormadığımız şeyleri sorgulamakla, örneğin işte Türk erkeğinin bıyıkla ilişkisi gibi. Ama erkeğin gözünden, yani erkeğin bakış açısıyla işleyerek, daha sonra yaptığım filmlerde hep İstanbul'la ilgili, örneğin dalgalarda yüzme bilmeyen ama denizden korkan bir çocuğun haleti ruhiyesi aslında kent ve insan ve aynı zamanda da büyümekle ilgili bir filmdi. Yani bir ergenlik psikolojisiydi, hayata atlayamamak, hayata balıklama, dalamamak üzerine bir film. Fakat şimdiki zaman sanırım en kişisel hikaye. Çünkü hem kendimden hem de çok yakın arkadaşlarımdan yola çıkarak yazdığım bir film, bir senaryo. Yıllar içinde oluşan, değişen. İlk başta bir genç kadının çıkış arayışı ve yurt dışına gitme arzusu fikrinden doğan ama daha sonra İstanbul'la olan ilişkim, İstanbul'daki değişimi, kentsel dönüşümü gözlemleyerek yaşadıklarım kendi sokağımda, kendi mahallemde, yakın mahallelerde gözlemlediğim değişimleri de içine katarak oluşturduğumuz bir senaryo haline geldi. Yani hayat evrilirken senaryo da evrildi diyebilirim. Ama kahve falı her zaman vardı. Çünkü o da benim hayatımda çok olan bir şey. Annemden öğrendiğim bir şey. Umut ararken, umutsuz hissettiğimiz zamanlarda arkadaşlarımızla birbirimize işte moral vermek için yaptığımız bir şey. Aynı zamanda da psikolojimizi çok iyi açıklayan bir şey. Çünkü bunu farklı şekillerde yapmaya çalışıyorduk. Ve yani bu şekilde oluştu diyebilirim. O yüzden de düşünce filmi deyince aslında çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten de düşünce filmi, yani %100 bütün gün düşündüklerimle yoğrulan. Yani böyle işte ne bileyim bir başka hikayeyi alıp da yaparsınız. Belki kendinize yakın hissettiğiniz bir şey bulursunuz içinden yaparken, üzerine işte kafa yorarsınız ama bu yani %100 öyle oldu diyebilirim. Çok teşekkürler. Ümit Bey, ben de yani size daha önceki sizin filozofinin ilk sayılarında yaptığımız söyleşilerde edebiyat dolanmamızı biliyoruz. Yani bu anlamda belki hani sizin düşünce kaynaklarınız, bu edebiyatla olan yakın bağınızdan dolayı bu yaratıcı süreciniz neler? Arka planı nasıl? Yani karakterlerinizi kurarken? Ben öncelikle hani çok çeşitli filmler yaptım. Yaptığım filmlerin kimisi ticari amaçlı diyeyim. Ya da en azından yapımcı kaynaklı. Bir yapımcının ısmarladığı filmlerdi. Hikayeyi onlar getirdi ya da işte fikri onlar getirdi ilk defa. Şeyden önce senaryo yazarlığım da var. Yönetmenliğe başlamadan önce yazdığım bir sürü senaryo var. Onlar için de benzer şey söz konusu.
bazı ben yakın zaman lazım herhalde. Bazı senaryolar direkt kendi dertlerimden, içimden kaynaklanıyor. Kendi kendime başka hiçbir kimseyi düşünmeden tasarlamaya başlıyorum. Bazısı da dışarıdan geliyor. Daha bir yapımcıdan, bir yönetmenden ya da işte bir kitap olarak, bir roman, bir hikaye olarak geliyor. Ama kendi hani dokuz ara nar, işte sofra sırları, bir noktada Anlat İstanbul, şimdi yazdığım, şimdi çekmek istediğim senaryo. Bunların nereden çıktığını ben de bilmiyorum. hani başka dışarıdan bir etki yok. Bize böyle bir şey yazar mısın diye bir teklif yok. Başta aslında çoğu zaman bir hikaye de olmuyor. Bir takım görüntüler, bir takım sahneler, bazen bir tek bir diyalog, bazen bir tek bir durum rahatsız etmeye başlıyor kafamı ve bunun üzerine bir şey yapmam gerektiğini, bunu işlemem gerektiğini düşünüyorum. Onun çevresinde yavaş yavaş bir hikaye örülüyor ve aslında ne anlattığımı da neredeyse o hikaye yaralandığında filan bilmeye başlıyorum. Çoğu zaman bazı sanatçıların şeyi vardır, hani ben şunu anlatmak istiyorum, şu konuda yani bir tiyatro yazarı arkadaşım vardı, bana ortak bir oyun yazmayı teklif etmişti. Başından itibaren oyunun mesajı belliydi. Yani kimlikler üzerine bir şey yapmak istiyor. Oyunun adı da Sahte Kimlikler olmuştu hatta. Ben hiçbir zaman öyle olamadım yani. O benim hikayeler çok bölüp pörçük bir takım görüntüler, fikirler, diyaloglarla çıkıyor. Onlar yarı yolda bir şekilde şey, aa ben burada bunu anlatıyorum galiba ya fikrine geliyorum. Ama sonradan eğer o ana fikri bulabildiysem, bütün yazdığım şeyleri tekrar o ana fikre göre test ediyorum. Yani onu bir omurga haline getirip hikaye için. Peki burada bu karakter bunu diyor veya burada böyle bir şey gösteriyorum. Bu doğru mu? Ben eğer bunu anlatıyorsam bu sahneye gerek var mı? Bütün onları da o zamana kadar yazdığım her şeyi de ona göre test ediyorum. Edebiyat benim için her zaman sinemadan daha büyük bir kaynak oldu. Kendimi hiçbir zaman sinefil olarak tarif etmedim zaten. Daha çok okur biriyim. Küçüklüğümde sinema çok gidilen bir şey değildi zaten neredeyse. Biz filmleri hep ancak televizyondan gördük. Bir sürü filmiyle ilgili hatıram hep televizyondan görmekle ilgili. Filmleri çok sevmekle beraber, sonuçta bunu iş olarak seçmekle beraber benim asıl kahramanlarım hep şeyler oldu, yazarlar oldu ve edebiyatın sadece sinemaya değil, bütün sanatlara, hayata rehber olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunu, nasıl diyeyim, edebiyatın dili içinde değil, sinema yaparken sinemanın diliyle düşünmek ve sinema düşünerek yapmak lazım. Ama edebiyattan öğrendiğimiz şeyleri oraya uyarlayabiliriz diye düşünüyorum. Emre Bey, sizin de Körfez ve Yuva, biz Körfez'i dergiyle okuma yapmıştık, okuduk, onu paylaştık da bize çok farklı şeyler, farklı deneyimleri bir arada yaşatan bir film oldu. Ben de tabii Körfez üzerinden soracağım sorumu. Aslında orada sesçi devrenle kurduğunuz bu bir dünya, hani aslında biçimli içeriğin yan yana birbirini destekleyecek şekilde gidişi, böyle çevre üzerinden kurduğunuz o politik dil. Ama en çok da bu alegorik diliniz konuşuldu. Hep bu alegorilerle kurulan bir dünyadan bahsedildi. Biz konuşurken de ne düşünüyorsunuz? Yani Körfez'den hareketle film dilinizin, sinemanızın, tabii ben Yuva'yı izledim yine sadece galiba mücadele ikimiz. Orada da benzer şeyler izleyeceksiniz, göreceksiniz. Ne düşünüyorsunuz alegoriye dair?
yaratım süreci için aslında ek, aynı çok benzer deneyimlerden gelmekle birlikte ek kendime dair anekdotlarla başlamak istiyorum. Önce bu düşünmeyi, çok düşünme filmi, düşünce filmi tanımını ben de çok sevdim. Çünkü şöyle bir şey vardır, yakın arkadaşlarım bilir, aradıklarında ne yapıyorsun? Tavana bakıyorum derim. Sadece tavana baktığım zamanlar var. Ya gerçekten çünkü boşluğa bakıp, odaklanıp düşünmek sadece zihnin içinde, sadece kafanın içinde geçen bir evrenle çok çok keyif alırım bundan ve dolayısıyla o yüzden hani ister istemez filmler doğrudan o süreçlerden çıkmasa da o süreçlerle çok bağlantılı çıkıyor bende de. Ve de bir noktada da Ümit'in dediği gibi aslında hani o ilk kıvılcımı belki eğri büğrü tam ne olduğunu bile kestiremediğimiz bir şey oluyor. O da mesela Körfez üzerinde muhtemelen filmden filme değişecektir hani deneyim arttıkça ama Körfez üzerinde mesela bir duyguydu, yani tanımlayamadığım bir duygu. İzmir'e döndüğümde işte çocukluğumda olan o kötü kokuyu, yıllardır olmayan kötü kokuyu duyduğunda yaşadığım nostalji, yani hem bir kötü koku, mide bulantısıyla karışık nostalji duygusu beni çok etkilemişti. Bana yani o duygunun kendi içindeki karmaşıklığı kafamı karıştırmıştı ve yıllar içerisinde, yani hemen arkasından çıkmadı ama yıllar içerisinde bu tekrar tekrar geldi. Aslında hikayeyi bir noktada yazdığımda temelinde bu o anın, o duygunun olduğunu düşündüm. Bazen bunun da kurmaca olabileceğini de düşünüyorum aslında. Geriye doğru ne kadar net hatırladığımı da bilmiyorum. O duygunun gerçekten bende bir şey tetiklemediğini bilmiyorum. Ama geriye baktığımda aslında filmin çıkış noktasında onun olduğunu. Yapı kuruldukça tabii ki ister istemez daha düşünsel süreçler devreye giriyor. Biz de mesela filmi yazdıkça bir adım dışına çıkıp okuyoruz. Ve hem senaryoyu kendimiz okuyoruz hem de işte yakınlığımızdaki insanlar, yapımcı, en başta bizimle çalışacak insanlar, onun dışında işte eşimiz, dostumuz, fikrine güveneceğimiz insanlar okuyor. Dolayısıyla ister istemez zaten film okuma süreci belki de bizim açımızdan o zaman bile başlamış oluyor. İster istemez biz onu tam çıkış noktasında kavrayamadığımız şeyi birazcık daha yapısal bir şeye dökmeye gayret ediyoruz. O noktada da benim için şeydi, bu koku kavramından mesela gidersek yine alegoriye doğru. Aslında ne söylediğini bir yere fixlemek değil, dolayısıyla alegoriyi bir anlatamamanın yöntemi olarak bir baskı sonucu ya da tepemizdeki bir sallanan kılıç sonucu cümle söyleyememenin yöntemi olarak kurmak hiçbir zaman yoktu aklımda. Dolayısıyla hep şey vardı, yani bu kokunun bende başka bir anlamı var. Bunun bu kadar basit özdeşleştirilebilir. Mesela işte hani içinde yaşadığımız Türkiye koşullarıyla, buradaki siyasetle, buradaki baskı ortamıyla özdeşleştirilebilir bir şey olmaması. Çünkü bunun daha çok etkisinin ne olduğu, aslında o kokuyla, kokuyu deneyimleyen insanların, kentin, ahalisinin bundan nasıl bir duygulanım ürettiği, bununla nasıl tepkiye girdiğiydi benim kafamdaki temel mesele. Tabii ki ister istemez koku çok şey bir figür, keskin bir figür. Öyle olunca da alegorik okumaya da açık oluyor aslında. Bunu da hep de bildik yani. Bu soru işareti senaryo aşamasında da vardı ama biz mümkün mertebe bu tip bir basit alegorileştirmeden kaçınmaya çalıştık. Ve dolayısıyla anlamı daha genişletmeye, açmaya, kafa karıştırmaya, filmin kafasını daha karışık hale getirmeye çalıştık. O çok bilinçli bir çabaydı aslında yani. Boşluk diye görünen şeylere çok uğraştık tutmaya. Onun dışında işte alegorinin, yani bu Körfez çıktıktan sonra bayağı bir üzerine alegorik bir okuma, alegorik bir yaklaşım olarak bakıldı. Orada tabii ben de bu sefer geriye dönüp, bir dakika yani ben alegori diye düşünmemiştim ama öyle algılanıyor. Nasıl bakmalıyım tekrar ürettiğimiz şey, yani bir yönetim olarak yaptığım şeye nasıl dönüp bakmalıyım? O da ilginç bir süreç oldu aslında. Yani biz de ister istemez bir şey bittikten, kapattıktan sonra ve başka insanların onunla kurduğu yeni anlam dünyaları üzerinden bunu tekrar anlamlandırmaya başlıyoruz. İsterseniz o da devreye giriyor. Ve aslında birazcık alegori fikriyle ilk başta çok negatif bir ilişkim vardı. Sonradan barıştım. O da Benjamin okurken oldu. Benjamin'in bir tanımı üzerinden işte eşyaların dünyasında enkazlar neyse düşüncenin dünyasında da alegori odur demiş. Ben de böyle gerçekten hani bir yıkıntı gibi içinden parçalarını çekip çıkılacak bir şey bırakmaksa alegori,
öyle bir alegori var ama onun dışında bir hani şey, bir sansür baskısıyla alegori bana da çekici gelmeyen bir şey sonuçta. Dolayısıyla öyle okunduğunda birazcık ister istemez aslında benim kafamda kurduğum şeyden farklı bir yere düştüğünü de hissettim. O yüzden bir körfezde sonunda bütün eşyaları yakıyor. Hocam alegori buldum. Sorulara geçelim isterseniz. Sizleri daha iyi görebilmek için gözlüğümü takıyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Ben modernizmle daha çok sosyolojik temelde bir soru soracağım. Günümüzde modern dünyada... siz sorunu bekleyin. Tamam. Merhaba. Ben sosyolojik temelde bir soru soracağım. Günümüzde modern dünya üretimi etkiliyordur muhakkak. Bu ne ölçüde? Atıyorum bir Mozart şu an yaşasaydı o besteleri yapabilir miydi? Bir de modern Türk kültürü deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Bir şey canlanıyor mu? Hani Türkiye'de yaşıyoruz. Kültürümüz ne yazık ki hani korunamıyor ya da modern Türk kültürü deyince akılda bir şey canlanmıyor gibi gözüküyor. Hani sizde bir şey canlanıyor mu? Bunu sizden öğrenmek isterim. Hani çünkü bunların hepsi film üretim sürecinde etkisi olan şeyler. Hani siz değerli yönetmenlerimizden de bunu cevabını ortaya. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Zaten daha önce yaptığım filmlerde daha önce de bahsettiğim gibi kültüre dair şeylere yer vermeye bir önemsiyorum. Ama bunu bu bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Yani bende soru işareti uyandıran keşfetmek istediğim şeyler, örneğin işte daha önce de söylediğim gibi bıyıklar veya kahve falı. Kahve falını işlerken tamamen kendi deneyimimden yola çıkarak yaptım ama daha sonra son yıllarda gitgide artan fal kafeleri dolaştık ve hem oyuncularla hem senaryo aşamasında fal kafelerde kimler çalışıyor, neden çalışıyor, kimler geliyor, neler öğrenmek istiyorlar gibi bir araştırma sürecimiz oldu. Kentsel dönüşümü özellikle işlerken çok önemsediğim şeylerden biri de İstanbul'un ve kentlerin bu dönüşüm sürecinde karakterini ve kimliğini yitirmesiydi. O yüzden şimdiki zamanda özellikle kentin kaybolan dokusuna biraz yer vermeye çalıştım. Bazı sahneleri çekerken bu binalar acaba film bittiğinde hala burada olacak mı veya nasıl bir değişim geçirmiş olacaklar diye düşünerek çektik. Ve kent kültürünün yani kentin görsel dokusunun, karakterinin düşüncemizden çok daha hızlı bir şekilde kaybolduğunu, yok edildiğini gördük. Örneğin çekim yaptığımız Rumeli Pasajı zaten boşaltılacaktı biliyorduk ama 3 ay sonra boşaltıldı. Çekim yaptığımız ev, Mina'nın evi, filmde yine otel olacak, boşaltılacak diye yazdık. Ve çok ilginç bir şekilde 2 ay sonra boşaltıldı ve sonra da bir butik otel olmuş, yani çok şaşırdık. Bu kent kültürünün gitgide yok olması, yok edilmesi beni gerçekten çok üzen bir şey. O yüzden de filmde buna yer vermek istedim. Onun dışında da yani kültürü zaten bence yani Türkiye kültürünü filmlerimizde ister istemez bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ayrı tutamayız diye düşünüyorum, bilmiyorum. Sonuçta burada yapıyoruz filmleri. Ben ilk filmlerimden beri, ilk yazdığım senaryolardan beri hatta çok kişisel hikayeler anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi farklı filmlerim var, başka yazarların, başka insanların fikirlerinden yola çıkan ama
hani ana damar olarak hep kişisel hikayeler anlattığından bahsedilebilir. Bunlarda hiçbir zaman özellikle Türk olayım, Türkiye'yi anlatayım veya bugünün moda tabiriyle yerli ve milli olayım diye bir kaygım olmadı. Ama ister istemez eğer kişisel bir hikayeyi cesur bir bakış açısıyla diyeyim, samimi bir şekilde anlatırsanız ister istemez yerli ve milli oluyorsunuz zaten. Yani teyzem bence gayet yerli ve milli bir hikaye. Ne bileyim, bence ara da yerli ve milli bir hikaye. Çünkü doğrudan buranın insanlarıyla alakalı. Ancak burada geçebilecek bir hikaye. 9 aynı şekilde. Bir yönetmenimiz mesela birkaç sene önce, yıllar önce neden Türk filmlerinde ezan duyulmuyor demişti. Ben de çok şaşırmıştım. Neredeyse çünkü bütün filmlerinde ezan duyuluyor. O görmediği için neden Türk filmlerinde ezan duyulmuyor demiş. Yani teyzemden başlayarak arada 9'da gölgesiz hepsinde bir şekilde sonuçta burada geçtiği için ve bu topraklarda günde 5 kere ezan okunduğu için filmde olmamasına imkan yok. Çok gençken yani çocukken ve ilk 20'li yaşlardayken belki kendimi buraya çok ait saymazdım. Fakat ne kadar Türk birisi olduğumu yabancı biriyle evlenince ilk defa anladım. Eski eşim yabancıydı. İşte duş alırken 3 kere sabunlanıyorsun. Neden dedi. İçimize işlemiş bir şey var çünkü yani. Buraya anneniz sizi 3 kere yıkıyor. ya da işte ellerimizi böyle yıkıyoruz. Az dindar bir insan değilim. Abdest de almadım. Ama ister istemez şunu öğreniyor insan ve ellerimizi böyle yıkıyoruz. Yani karnınıza işlemiş burada yaşamaktan dolayı buranın insanlarıyla iç içe yaşamaktan dolayı biz buralıyız. Dolayısıyla ne kadar ister istemez sen buralı olmak istemesen filmlerin buralı oluyor. Ne kadar özel, ne kadar kapalı bir hikaye anlatırsan anlat, yine sosyolojik şeyleri olan, göndermeleri olan Türk bir film oluyor. Dışarıdan bakanlar en azından öyle görüyorlar yani. Ya aynı noktadan hareketle aslında burası dediğimiz şey ne kadar yekpare ve ne kadar tek bir şey. Yani o kadar farklı Türkiye deneyimleri var ki benim Türkiye deneyimimle bu salondaki herkesin Türkiye deneyimi arasında daha kadar fark vardı muhtemelen. İşte şehirlere göre değişen deneyimler. İşte İzmir başka bir şey, Bursa başka bir şey, Adana'da olmak başka bir şey. Dolayısıyla hani Türk olmak ya da Türkiye'li olmak iki farklı yaklaşımda bile aslında bir mutlak bir biçimden bahsedemeyiz. Dolayısıyla herkes kendi deneyim. Şeyden bence kaçış yok. O anlamda yani illaki çok bir sosyolojinin de kökenine dönersek coğrafya kaderdir. Yani hepimiz için öyle. Bir şey yazarken de zaten biz o coğrafyadan kaçmaya çalışsak bile kaçamayız. Öyle bir şey. Kaçmaya çalışmak üzerinden yazsak bile biz oralıyız. Ve işlerimiz oradan yürüyor. Bundan dolayısıyla ben mümkün olmadığını düşünüyorum aslında tersine. Yani Türk olmayan ya da Türkiye'li olmayan bir işin mümkün olmadığını düşünüyorum. Burada doğup büyümüş bir insan için. Yani o kaçınılmaz bir durum. Ama tabii ki bununla kendimizi ne kadar bunun üzerine düşündüğü meselesi var. Belki işte hani Ara ve 9 ve işte teyzem arasındaki farkları düşününce mesela bambaşka Türkiye'ler. Yani işte taşra, kent içindeki farklı iki konum, bir tanesi kentteki başka bir tip mahalle, bir tanesi daha belki üst orta sınıf diyebileceğimiz batılılaşmış. Bunların hepsi Türkiye yani. Dolayısıyla Türkiye'yi ben işte o noktada yerli milli tanımı Türkiye aslında tek bir mutlaklığa indirmeye çalışan bir tanım olarak okuduğunuzda rahatsız edici. Ama aslında Türkiye çok farklı biçimlerde zuhur edebilen bir
kültüre sahip. Bu anlamda modernlik de bence mesela o da hani benim kafama takılan bir soru. Modernlik neredeyse artık hani nostaljik bir kavrama bile dönüşmüş durumda. Modern dediğimiz şey özlediğimiz eskiden olan bir şey gibi. Hani neredeyse postmodern iyice birbirine yan yana duruşunda bile bir eklektizm olan bir yan yana nasıl durduğunda şaşırdığınız bir sürü şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla modernlik dediğimiz daha yine daha bütünlükle algıladığımız sanki dönüp baktığımızda o noktada var. Evet yani o nostaljinin yarattığı bir Türkiye modernliği, Türk modernliği diyeceğimiz bir şey belki hani daha çok Cumhuriyet kültürüyle ilişkili olarak var. Onu hem sorunsallaştırmak yani hem ona dair eleştirilerimizi üretmek hem de bir taraftan bunun nostalji üzerine düşünmek diye bir şey var. Ama bugün için bence artık modernin de ötesinde gerçekten bütün bu katmanlarıyla, karmaşıklığıyla Türkiye nedir birazcık kucaklama arzusu. Mesela yine Körfez'le ilgili de burada şey olduğu mesela hani yeterince Türkiye'li ya da buraya ait olmadığı hissini hissedenler oldu. Yani benim için öyle değil. Benim için gerçekten bu ülkedeki deneyime çok örtüşen bir anlatı. Dolayısıyla aslında karşıdaki bunu söyleyen insan benim bu ülkeye dair olan deneyimi de dışlamış oluyor. Beni ötekileştirmiş oluyor. Dolayısıyla benim Türklüğümü de aslında yok saymış oluyor. Dolayısıyla böyle yani benim de fikrim bunun çok açık olduğu, bu kavramların zaten kaçınılmaz olarak var olduğu ama bunları bir yere fixleyemeyeceğimiz diyebilirim. Teşekkürler. Hannah Gatsby's seyrettiniz mi? Bir şey var. Tek kişilik gösterisi var. Seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Oradan aklıma geldi. Esprisi şey lezbiyen bir komedyen. Kısa saçlı. Gayet uç tavırlı ve bir şovunun sonunda bir kadın gelmiş demiş ki yeterince lezbiyen içerik yok şovunuzda. O da diyor ki bütün şov boyunca sahnedeydim. Bir şey rica edeceğim. Soru sorarken çok kısa da kendinizi tanıtırsanız sevineceğiz. Profesör Doktor Akın Maçak, ben tüm konuşmacılara ve konuklara teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir sunum. Benim sorum şöyle olacaktı. Yaratıcı ve inovatif olmayan klasik bir yönetmen yerine sosyoloji, bir sosyolog ya da bir felsefeci tarafından bir film çekilseydi, acaba sinerjistik Agora'sı filmi nasıl değişirdi? Çok teşekkür ederim. Her yani aklıma gelen şey var aslında. Yani Gideborn var filmi mesela. Yani hani olmuş bir deneyim. Ve farklı biçimler. Yani aslında bir yandan da o anlamda çok inovatif. Yani sinemanın kendi içindeki inovasyonların dışında anlatı üzerinden inovatif. Dolayısıyla tabii ki yani sinema bu kadar kapalı ve nasıl diyeyim elitize edilmiş bir şey olmamalı değil. Yani hele ki günümüzde yani video kayıt almanın bu kadar kolaylaştığı bir anda sinema olduğu şeyin aslında kapı biraz zorlamaya başlaması gerekiyor. Hala tam da başlamadı o biraz ürkütücü bir tarafta. Ama tabii ki böyle deneyimlere daha çok da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ben de katılıyorum. Yani sonuçta her alanın kendine ait bir dili var. O yüzden de farklı bir pratikten gelen bir insanın o pratiği sinema diline nasıl aktaracağını düşünmesi ve bunu keşfederek yola çıkması bence değerli bir şey olur ama eminim bunun örnekleri daha öncesinden vardır. Benim aklıma İstanbul'da 1960'larda çekilen bir film geldi. Fransız Alain Rogrien'in Ölümsüz filmi geldi. Örneğin
onu çok zamanı için çok değişik ve özellikle eski İstanbul'u göstermesi açısından da çok önemli ve değerli bulmuştum. Anlatım olarak da belki sizin sorunuza bir cevap oluşturabilir diye düşündüm. Rica ederim. Merhabalar, ben teşekkür ediyorum. Doktor Öğretim Üyesi Vedat Günter, Tor Ekonomi Teknoloji Üniversitesi Ankara. Ümit Hocam dedi ki, özellikle dedi, yapıtları da yani yapım aşamasında şeyi tercih ediyorum. Yani kervan yolda düzülür. Dolayısıyla yapım aşamasına baktığınızda sinema sınıfına genellikle hep bir plan var. Yani dolayısıyla siz bu rastlantı konusunda tercihiniz neden bu yönde oldu? Yani o acaba sizin şimdi oyun mu? Sinema. Yani tercih sebebinizi merak ediyorum. Yok, onu prodüksiyon açısından şey söylemiştim sadece. Evet. Onun dışında senaryo açısından birçok yönetmenin tersine çok katıyım hatta. Yani ne anlatmak istediğimi saptadıktan sonra, o senaryo ortaya çıktıktan sonra neredeyse birebir çekiyorum senaryoyu. Çok az şey oynatarak, o hani birçok yönetmen sette doğaçlamaya izin verir veya değişmesine izin verir. Ben o senaryo konusunda çok katı davranıyorum yani. Kervan yolda düzülür şey demin Bermin hani anlatırken filmin yapımı, hani biz önce bir çekime başlayalım, sonra post prodüksiyon için sonra para buluruz. İşte atıyorum 9'u çekerken kurguyu nerede yapacağımı henüz bilmiyordum. Çünkü param yoktu. Normalde profesyonel bir film yaptığınız zaman filmin hangi koşullarda yapılacağı, nereye satılacağı, televizyon satışının yapılmış oluyor, hani ticari isimler varsa filminizde filan hepsi belli oluyor. Onun izleyeceği yol belli oluyor filmin. Benimkinde öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla da hani kurguyu da bilmiyordum, ne bileyim, hani film bittiğinde film olacak mı onu bile bilmiyordum. Ama çok iyi bildiğim senaryoyu olduğu gibi çektim ve o senaryonun ne anlatmak istediğini biliyordum. Kervan yolda düzülür kısmını sadece şey için söylüyorum, prodüksiyonun geliştirilmesi açısından. Bunun tam tersi işlerde yaptım o arada yani. İşte atıyorum, son yaptığım Sofra Sırları daha ticari bir şeyle, mantıkla tasarlandı ve Sofra Sırları'nın kimin alacağı belliydi. Kaç salonda gireceği daha biz çekerken belliydi bir şekilde ve orada hani zaten yapımcısı da bir başkasıydı. O açıdan hani kervan yolda düzülür kısmı geçerli değildi. Başından rotamız belliydi yani. Merhabalar, ismim Dilara Balcıgül Pınar. Yaşar Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisiyim. Şimdi hocalarımız sizlerin sinemalarını ağırlıklı olarak bir düşünce sineması şeklinde tanımladılar. Sanat sineması örnekleri olarak da düşünebiliriz. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Ona hiç değinmedik. Ticari sinema. Ticari sinemanın son gidişatını nasıl buluyorsunuz? Bağımsız filmleri ticari sinema etkiliyor mu? Ben son dönemdeki ticari yapımların biraz mümpenliğe övgü olduğunu düşünüyorum. Ve bir de dizi boyutu var şimdi, dizi ve reklam sektörü. Dizi sektöründe de yine benzer şekilde muhafazakarlaşmanın çok yükselişe geçtiği, çok farklı bir kitleye hitap etmenin reyting sistemlerinin de değişmesiyle başladığını görüyoruz. Bu da etkili oluyor mu? Bir de geçenlerde dizi sektörüne girmişken Osman Sınav bir açıklamada bulundu. Çok böyle polemiğe sokmak istemiyorum ama dizi sektöründeki ağır çalışma koşullarının aslında söz edildiği kadar ağır olmadığını ve çalışmak isteyenin çalışabileceğini, hani sektörde kalmak isteyenin bir şekilde sektörde yer bulabileceğini şey yaptı, ifade etti. Bir de bu konuda yani ticari sinemada özellikle çalışma ve dizi sektörünün çalışma koşullarının ağırlığıyla ilgili ağır mı sizce ve hani nasıl görüyorsunuz bunu da merak ettim. Teşekkür ederim.
Baştan ilk lafa girerken söylediğim gibi sonuçta sinema bir endüstri. Yani mimarlık gibi. Hep mimarlığa benzetmeyi seviyorum sinemanın şeyini. Bulunduğu ülkeden kopmasına imkan yok. O ülke nasılsa o sanatta, yani mimarlıkta öyle oluyor. İşte bu ülkede eğer gecekondu tarzı böyle çift renkli o iğrenç apartmanlara ihtiyaç varsa onlar yapılıyor. Hangi şehre gitsek boğacak kadar en çok o apartmanlardan var. Ticari sinemada öyle yani. Sonuçta ülke neyse sinemada o. Başka türlüsünü hayal etmeye imkan yok zaten. Çok benim sinemaya girdiğim dönemlere göre kıyaslarsak çok daha vahşi bir ticaret ele geçirmiş durumda. Ben 1985'te İstanbul'a gelmiştim ve kendimi hemen Atif Yılmaz, Ertem Eğmez gibi isimlerle çalışarak gerçekten ticari sinemanın ortasında bulmuştum. Ama her şeye rağmen yine fikirlerin inanılmaz saygı gördüğü ve farklı işlerin, farklı filmlerin yapılabildiği bir ortamdı. Şimdi tırnak içinde ticari sinema öyle bir şey değil. Farklı filmlere yer yok. Çok belirli işler ancak o kanala girip kabul görebiliyor. Ticari sinema konusunda şeyim o. Dizilerde de şartlar çok zor. Evet. Bu ama tamamen dizilerin pazarlanma mantığıyla alakalı bir şey. Bütün bir prime time'ı ele geçirmek üzere işte atıyorum 2,5 saatlik 3 saatlik bir şeyden bahsediyoruz. Orayı ele geçirmek üzere dizi yapılıyor. Sonra yapılan diziler yurt dışına 3'e bölünerek, 4'e bölünerek yollanıyor ve satılıyor. Yapımcılar da bundan vazgeçmiyorlar. O prime time'daki reklam gelirini alabilmek için süresinin öyle olması lazım. Bunu değiştirecek olan tek şey hani yasal bir şeyle değiştirilebilir. Yoksa yapımcılar bundan asla vazgeçmeyecekler. Ama bir haftalık çekim süresi içinde 2,5 saatlik içerik üretebilmek için evet o ekiplerin hepsi telef oluyor. Osman Sınav'ın kastettiği şey herhalde para kazanıyorlar. Zor ama para kazanıyorlar. Evet ama gerçekten hani ekiplerin hayatı bitiyor. Para kazananlar da daha çok oyuncular ve üst düzey nasıl diyeyim yönetmenler ama alttaki çalışan ışıkçılar, set işçileri o kadar çok para da kazanmıyorlar. Yani ve en çok sorun da onların başına patlıyor. Kazalar en çok onların başına geliyor. Yani bu noktada hani Osman Sınav bir yapımcı ve biraz şey bir yönetmen, hani iktidarlı bir yönetmen. Onun sözünün geçerliliğindense daha çok gerçekten sette çalışan insanların sözünün geçerliliği var benim için. Yani onun yok demesi yok kılmıyor. Yani biri iktidar sahibi biri öyle bir şey yok dediğinde o yok olmuyor gerçekten. Bu sorun ortada. Yani ben deneyimlemedim. Set hiçbir zaman dizide çalışmadım bilmiyorum ama dizide çalışan çok insanla hem kendi setlerimizde yani çünkü birçok bizim setimizde çalışmaya gelen hatta onu bir kendilerine nefes alanı olarak bile gören insanlar hayatlarını aslında kazanmak için dizi setlerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu deneyimleri tabii ki biz de duyuyoruz. Yani birebir yaşamasak bile çok keskin bir şey. Diğer taraftan bir de şey de senin kıyaslaman da ilginçti benim için. Mesela hani senin buraya geldiğin yıllarla bugün arasında gerçekten belki bir etik fark var. Yani kapitalizmin vahşileşmesiyle birlikte her yere sirayet eden yani işte o binaların çıkması gibi film sektöründe de özellikle ticari yapım süreçlerinde de inanılmaz bir vahşileşme birbirinin elinden bir şeyleri kapma haline gelen bir süreç var. Yani bu kaçınılmaz bir şey gibi. Yani teyzem ticari bir proje olarak yapıldı. Hayallerim aşkım ve sen ticari bir proje olarak yapıldı zamanında. Ve ticarette nasıl diyeyim ticari açıdan da işledi. Ama bugün o filmleri yapmak ve bu manada gösterime sokmak neredeyse imkansız. Onu kastediyorum yani.
Burada tabii yani hem aslında bu çok geniş bir konu. Çünkü dağıtım sorununu da içeriyor. Ticari sinema o kadar yaygınlaşmış bir durumda ki bizim yaptığımız filmler çok kısıtlı bir dağıtım alanı bulabiliyor kendine. Ama bir taraftan da yani insanlar da yani şöyle diyeyim daha az genel bir vasatlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani merakın da azaldığını, örneğin işte sanat veya işte festival sineması veya ne adı nedir, bağımsız sinema, bizim yaptığımız sinema adı sürekli değişen bir şey dışarıdan. Ona karşı da genel bir merak azalması olduğunu düşünüyorum. Yani seyirci açısından da. İnsanlar ya ben onu sonra da görürüm veya işte internetten de indiririm vesaire gibi bir yaklaşıma sahipler. Bunun da problemli olduğunu ve sinemayı gitgide öldürdüğünü düşünüyorum. Yani en azından bizim yaptığımız sinemayı, ticari sinema her zaman bir şekilde seyircisini buluyor. Diziler konusunda da içerikte gitgide kötülüğü ve vasatlığı meşrulaştıran bir dil olduğunu düşünüyorum. Bunu aslında çok tehlikeli buluyorum. Yani yıllar içinde şiddetin meşrulaştığı, yani sürekli bir toplum mühendisliğinin yapıldığı bir dil gözlemliyorum dizilerde. Ve gitgide de uzadıkları için yani bu propagandanın ve toplum mühendisliğinin süresinin de arttığını görüyorum. Yani işten eve gelen bir izleyici televizyonu açtığı andan kapattığı, uyuyacağı ana kadar bu her kanalda sürekli var. Dikkati ayakta tutmaya çalışan. Dizi hiç çekmedim, dizi şartlarında çalışmadım ama hikayelerini okuyoruz, arkadaşlardan dinliyoruz. Gerçekten de çok zor, insanüstü bir çabayla çalışıyorlar. İki ekip halinde çalışıyorlar. Sadece çok az bir dinlenmeye vakitler oluyor. O yüzden de yani şartlar ortada. Sonuçta haftada 3 saat yani... Bizim için biz yıllarca uğraşıp 90 dakika, 120 dakika çekiyoruz. Onlar haftada 3 saat çekiyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Bilge Olgaç'la set temsildi. Bilge Olgaç'la yine Ümit'in dediği gibi ben de işte 80'lerin sonunda o çalışma şartlarını gözlemleme ve film yapım sürecine dahil olma şansı yakaladım. Bilge Olgaç okul gibi bir yönetmendi çünkü birçok şeye vakıftı. İşte sadece senaryoya değil, senaryoyu da zaten kendi yazıyordu. Kurguyu kendi yapıyordu. Teknikten çok iyi anlıyordu. Yani kameraya, lenslere, objektiflere, her şeye hakimdi. Çok çalışkan bir yönetmendi ve saygılı idi herkese. Yani hiyerarşi vardı fakat çok saygılı bir biçimde vardı. Yani o zamanlarda gerçekten çok kısıtlı şartlarda çalışıyorduk. İşte 50 kutu filmle, pelikülle bir film bitiriliyordu. Bir ayda çekiliyordu ama her şey... Örneğin işte bugün bir kutu çektik, iki kutu kaldı gibi. İşte sadece 4 dakikalık filmimiz kaldı. Oynadınız yoksa kullanamayacağız gibi şartlar altındaydık. Ama benim için çok öğreticiydi. Bir de tabii çok daha ekipler de kısıtlı olduğu için çok daha... Yaratıcı pratik anlamda, pratik çözüm üretme anlamında çok daha yaratıcı çözümler üretilen setlerdi. Yani 50 kutu filmin dışında da her şeyi nasıl yapabiliriz, işte mekanı o anda bulmak gibi o açıdan bambaşka bir şeydi. Hocam buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
Ben Profesör Serdar Öztürk, Sine Filozofi Dergisi yayıncısı. Benim sorum iki katmanlı olacak. Bunlardan birincisi seyir kültürü, ikincisi de sinema eleştirisi. Şimdi konuşmalarınızda zaten bu meselelere biraz değindiniz ama bir ülkedeki seyir kültürü muhtemelen çubuğun en önemli uçlarından birisi. Siz bir üretim gerçekleştiriyorsunuz, tabii ki düşünceleriniz var. Bu üretim gerçekleştirdikten sonra bunu bırakıyorsunuz ve çubuğun öbür tarafındaki uç çalışmaya başlıyor. Bu gözler nasıl gözler? Bu gözler hakkında çok fazla bilgi sahibi değilsiniz belki. Ve şöyle diyoruz, yani bu gözler verili gözler belki. Baştan verili gözler, yani doğduğumuzdaki gözler. Acaba bu gözler, birinci sorum olacak. Gözler değiştirilebilir mi? Yani örneğin, biz ilkokula başladığımızda okuma yazma öğreniriz ve sonra paragraf bilgisi soruları sorarlar bize. Paragrafın anlamı nedir? Şiirin teması nedir? Dünya kadar pratik egzersiz yaparız. Ama hiç bir şekilde ilkokuldan itibaren bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsun? Bu resmi nasıl görüyorsun? Efendim bu sahneyi izledim, bunun üzerine tartışma yapalım, hadi. Bunun üzerine hiç kafa yormayız. Yani böyle bir eğitim sistemimiz zaten yok. Ondan sonra da film üretilir. Eylemek mi istiyoruz? AVM'ye gidelim. AVM'de filmleri görülür. Zaten seçim şansı sınırlıdır. İnsanlar ya şundadır ya bundadır gider. Eğlenir, ondan sonra çıkar. Gözlerim eğlendi. Bu bir mesele. Yani bunu çözmek için ne yapmalıyız? Bu bir sorun ya da. İkinci sorum, özür dilerim. Film eleştirisi. Yani bu gözler meselesine geldiğimizde acaba gözler sadece izleyicide mi sorunu? Yani film üreten yönetmenlerde film eleştirisi kültürünü içselleştirmemiş ya da işte film eleştirilerine dikkat etmemiş yönetmenlerde de acaba şeyler olabilir mi? Yani bunun üretim kısmında da sorunlar olabilir mi? Ya da film eleştirisini, Türkiye'deki film eleştirisini, Türkiye'deki konumu nasıl biliyorsunuz? Bunu geliştirmek için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz gibi bir soru sorsam acaba neler söylersiniz? Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Ben bu izleyici kültürünü çok önemsiyorum. Zaten filmlerde de her zaman izleyiciye soru sorduran ve alan açan filmler yapmaya çalışıyorum. En azından çıkış noktam bu. Ve izleyiciyle buluşmada gerçekten çok heyecanlandığım, önem verdiğim bir süreç. Şunu düşünüyorum, filmleri izliyoruz ve üzerine çok fazla konuşmuyoruz. Filmden çıkışta hadi şimdi ne yapıyoruz? Ondan sonra film konuşmak sadece işte iyiydi, hoştu, güzeldi, beğendim, beğenmedim'e indirgenmiş durumda. Bunda da bir aslında kendi kendimizi sorgulamamız gerekir. Biz geçenlerde benim yani 1-2 yıldır yapmak istediğim bir şey fakat bir türlü yapamamıştık. Geçenlerde ilk defa yaptık. Bir grup arkadaş buluşarak ve çoğu da zaten film pratiğinden geliyor. 1-2 tanesi film pratiğinden gelmiyor ama yakınlar. Buluştuk bir grup, bir filmi izledik. Türkiye'de yapılmış son dönem filmlerden birini. Ve daha sonra da oturup sadece o filmi konuştuk. Amacımız oydu. Yani başka hiçbir şey konuşmayacağız. Sadece filmi konuşacağız. Sonra o kadar iyi geçti ki bunu tekrarlayalım ve büyütelim dedik. Yani işte tabii ki çok büyük gruplar halinde değil. Çünkü o zaman konuşma zorlaşabilir ama sık sık yapalım. Her ay bir filme gidelim ve çıkışta sadece sinema konuşalım. O filmi konuşalım. Bunu sinemacılar olarak da yapmıyoruz. Yani birbirimizin filmlerini çok fazla konuşmuyoruz. Bu önemli bir şey, bence yapılması gereken bir şey. İkincisi neydi? Eleştiri. Bu da işte zaten onu kapsıyor bence. Yani konuştuğumuz ölçüde eleştiri de getirebilir. Sadece beğendiğimiz noktaları değil. İşte örneğin o filmi konuşurken işte
herkes çok farklı bir değerlendirme yaptı ve çoğu da çok yakından tanıdığım insanlardı ama şaşırdım yani beklemediğim şeyler söylediler, beklemediğim yönetmenlere benzettiler, işte herkes bir sahneyi farklı değerlendirmiş filan. İnanılmaz zihin açıcı oldu benim için. Neden bunu daha sık yapmıyoruz diye düşündüm. Seyirci sorusu gerçekten hani çok benim de kafamı meşgul eden bir soru. İki tarafı var. Muhtemelen bir sosyolojik tarafı var. Az önce konuştuğumuz bütün işte kapitalizmin vahşileşmesiyle, o tuhaf binalarla bir vasatlaşma dedi Bermin. Onunla gelişen bir soru işareti var. Yani en azından izleyiciyi tarihsel olarak kıyasladığımızda bir değişiklik oldu mu? Sanki oldu gibi hissediyoruz. Bilmiyorum yani. Sanki birazcık ilişkiler. Geçen bir şey konuşuyorduk. O aklıma geldi. İşte 90'ların sonuna kadar hatta 2000'lerin bir kısmında bir film izlemek biraz festivallerle kısıtlı. Ve dolayısıyla aslında filmi izledikten sonra ikinci filmi ya da başka bir film izleme sürecini yaşayana kadar vakit geçen. Dolayısıyla dönüp bakmaya belki vaktin kendiliğinden dayatıldığı yani bir süreçti. Şimdi film izlemek böyle bir hızlı tüketime de dönüştü. Yani bizim yaptığımız filmler de onun içinde. Yani film eleştirmenleri de bence böyle yapıyor. Yani oturup 3-4 film arka arka izleyip 3-4 film hakkında yazı yazınca beğendiğin beğenmediğinin ötesinde de bir şey söyleyemiyor oluyorsun. Dolayısıyla sanki birazcık o filmlere zaman vermenin kaybolması, filmlerin erişilebilir olması. Yani sinemaya gidip işte AVM'de dediğiniz mesela izleyen birçok insan oradan sonra eve gittiğinde de işte internetten izliyor, korsanından izliyor. Dolayısıyla böyle bir hani aşırı tüketim durumu bir yandan da var. Hani bu olumlu da bir taraftan çünkü izleniyor demek ama bir tarafıyla da aslında acaba hakkı verilmiyor mu sorusunu soruluyor. İzleyiciyi yani film yapanlar olarak işte yapımcılar, yönetmenler, senaristler hani izleyiciyi herhangi bir şekilde etkileyebilir mi? İzleyicinin bakışını yani tabii ki film izleyici en sonunda etkiliyor ama izleyicinin bakışını etkileyebilir miyiz? Görme biçimine dair bir şey yapabilir miyiz? Bunu bilmiyorum. Bu çok felsefi olarak da zor bir soru bence. Yani işte yakın zamanda Rancière okudum tekrar özgürleşen seyirciyi. Yani çok çok bizim elimizde olan bir şey değil, bizim çok dışımıza da gelişen bir şey. Dolayısıyla özgürleşmeyi, izleyicinin gözünün özgürleşmesini yaratacak olan şey eserin kendisi ya da eseri üreten insanların bütünün kendisinin de ötesinde hem zamana dair hem topluma dair çok şey içeriyor. Dolayısıyla bir şeyde bulamıyorum aslında, bir çözümde bulamıyorum, cevapta bulamıyorum gibi. Öncelikle tam nerede yaşıyoruz ona da bakmak lazım. Yani Hürriyet gazetesinin daha doğrusu birkaç yıl önce yaptırdığı bir şey vardı, araştırma vardı. Tüketim alışkanlıkları araştırması. İşte kimlerin yüzde kaç nüfusun evine diş macunu giriyor, tuvalet kağıdı giriyor filan. Ve korkunç rakamlar çıkıyordu orada. Ve benim aklımda işimizle doğrudan ilgili olduğu için o rakam kaldı. Türkiye'nin nüfusunun %56'sı hayatında sinemaya gitmemiş, kapısından girmemiş. Yani biz aslında %40'lık bir insan kitlesinden bahsediyoruz. Bunların da bazısı hayatında bir kere gitmiş olabilir. Orada yaşadığım için oradan örnek verebiliyorum. İngiltere'nin nüfusu bizden çok daha az. Çok daha az derken galiba 60 milyon falan. Ama orada iş yapan ticari bir film dediğimiz zaman böyle 15 milyon, 16 milyon 20'ye kadar giden filmler bile var. Böyle rakamlardan bahsediyoruz. Ve atıyorum 15 milyon yapan en çok iş yapan filmin altındaki diğer filmlerde 12 milyon, 13 milyon, 10 milyon 5 milyon, 6 milyon diye gidiyor diğer filmlerde. Bizde şöyle oluyor. Bizde her sene bir ya da iki film olağanüstü bir iş yapıyor. 6 milyon, 7 milyon. Bunlar da işte bildiğiniz filmler. Düğün Dernek ya da Recep İvedik ya da Fetih 1453 ya da filan. Ama bunların altında birdenbire rakamlar 1 milyona filan düşüyor.
1 milyon yapan da birkaç film oluyor. Sonra birdenbire rakamlar 10 binlere, binlere ve yüzlere düşüyor. Dolayısıyla normal sinemaya gitme alışkanlığı olan bir seyirci kitlesinden bahsetmeye imkan yok. 1700 salon var Türkiye'de. Öyle bir şey var. 1700 küsur salon var galiba. Ama bu salonları düzenli bir şekilde dolduran ve düzenli bir şekilde sinemaya giden tüketiciden bahsedemiyoruz. Tıpkı işte evine her tuvalet kağıdı girmeyen tüketicilerden giren tüketicilerden az bahsedebildiğimiz gibi. Yani bu ülkenin kaderi, bu çok yavaş değişecek bir şey. Bunun içinde biz aslında çok küçük bir kitleyle baş ediyoruz. Benle yapılan bir röportajda ben mesela şey demiştim, Recep İvedik'in 25 milyon seyirci yapması lazımdı. Ticari şey küçük Türkiye'de, yani 6 milyon seyirci. Türkiye gibi 80 milyon nüfuslu bir ülkede 6 milyon seyirci ve bununla övünmek aslında ticaretin kötü yapıldığını gösteriyor. Ticaret bu insanlara ulaşamıyor demek ki. Ya bilmiyorlar ticaret, ya insanlar çok yoksul, ya ulaşamıyorlar, insanlara sinemaya götüremiyorlar. Yani bu kadar büyük, bu kadar zengin, bu kadar güçlü bir ülkede aslında iş yapan filmin, o senenin iş yapan filminin 25 milyon olması lazım. Bu Twitter'da çok yanlış anlaşıldı. Ben değeri bilinmedi demişim. hakaret edenler oldu. Senin sinema zevkine falan insanlar oldu. Mesaj atın. Ama kastettiğim tam da buydu yani. Ticari film olacaksa o seyirci rakamlarına Türkiye'nin ulaşması lazım. Ulaşamıyorsa ticaret kötü yapılıyor. Demek ki bu Türkiye'de ya da o kitle genişletilememiş yani bir şekilde daha çok insana ulaşamamış. Şu an ulaşılan rakamlar 6-7 milyon iyi bir ticaret değil, iyi bir sonuç değil bu ölçüdeki bir ülke için. Evet. Hocam bu taraftan uzattım, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Merhaba, İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi'nde yardımcı doçentim Gürkan Ergin. Şöyle bir soru olacak, Ümit Bey'e soruyorum ama edebiyatla olan sıkı ilişkisinden bahsettiği için ama diğer yönetmenlerimiz de dolayısıyla kitap okuyan bu konuyla ilgili kişiler olduğu için onlar da cevap verebilirler sanırım bu soruya. Şimdi çok çok sıkı bir Yeşilçam izleyicisi olmamakla beraber şunu gözlemliyorum, naçizane gözlemliyorum. Sanki edebi, doğrudan edebiyattan uyarlama filmler değil, az gibi geliyor bana. Diğer sinemalarla karşılaştırdığım zaman. Sizce bu bir eksiklik mi? Bir de benim bildiğim kadarıyla bizdeki festivallerde en iyi uyarlama senaryo dalında herhangi bir ödül veriliyor mu? Böyle bir bu ödül verilecek kadar bir üretim var mı zaten doğrudan edebi uyarlamalarda? Bizim edebiyatımız mı acaba bu konuda biraz şey yoksa uyarlamalarda bir sorun mu var? Yani tercih edilmiyor mu naçizane gözlemime göre? Bunun için bir fikrinizi almak isterdim. Uyarlama ödülü diye bir şey yok evet festivallerde. Ben şahsen kendi hikayelerimi anlatmayı tercih ediyorum. Uyarlama filmler yaptım. Piyano Piyano Bacaksız. Kemal Demirel'in kitabından uyarlamaydı. Senaryosunu yazdım. İşte Gölgesizler Hasan Ali Toptaş'ın kitabından uyarlamaydı. Yazdım ve çektim. Ama tamamen bana kalsa edebiyatı rahat bırakmayı tercih ederim. Yani iyi edebiyat yapıtları bence dokunulmadan edebiyat olarak kalmaları çok daha hayırlı onlar için. Çünkü sinema başka türlü bir şey, başka dilden konuşan bir şey. İyi bir edebiyat yapıtını alıp da sinemaya uyarlamaya kalktığınızda sonuç %90 kötü oluyor bence. Tabii ki çok iyi örnekler de var. Ama bence romanları yalnız bırakmak lazım. Yani rahat bırakmak lazım. Genellikle unutulmayan uyarlamalara baktığınızda kötü kitaplardan, kötü romanlardan, Hitchcock'un neredeyse bütün roman, bütün filmleri uyarlama. Ama hepsi
kitap çoktan unutulmuş. Kimse onları iyi roman olarak hatırlamıyor. Bir etki yaratmış roman olarak. Filme uyarlandığında asıl hayatını bulmuş. Ama alıp da atıyorum işte gölgesizleri yaptığım için de seveni var ama ben o kadar içim rahat değil. Çok içime sinen bir film değil. Ama iyi bir romanı aldığınızda hiç kimse mutlu olmuyor. Romanın sadık okurları mutlu olmuyor. Filmi seyredip sonradan romanı okuyanlar mutlu olmuyor. Sıfırdan bir hikaye yaratmak ve o hikayeyi anlatmak bence benim açımdan daha doğru yani. Ya çok doğru bir şey yani o kötü romandan iyi film olması gerçeği. Bir yandan işte edebiyat, hani sen ilk anlatırken edebiyatla ilişkin, edebiyat o kadar güçlü ve insanın, yani okuyucunun kendi hayal dünyasını o kadar serbest bırakan ve açan bir alan ki sinema ister istemez her yaptığınızda uyarlamayı, yani ben hiç uyarlama yapmadım ama tahminim işte gölgesizlerde dediğin gibi hep sanki sınırlıyormuşsun. O edebiyatın açıklığına hep bir sınırlar çekiyormuşsun gibi bir his olmaması pek mümkün gelmiyor bana. Belki de o yüzden Türkiye'de çok iyi edebiyat vardır da uyarlanamıyordur diye hani düşünebiliriz. Bir de şey geldi aklıma, yani edebiyat uyarlamalarını televizyonda çok görüyoruz biz Türkiye'de şu anda. Yani diziler çok fazla biraz daha eski edebiyat, 60'lar öncesi edebiyatı çok uyarlıyor. Mesela yani sinema da azaldıysa bu, dizilerde çok arttı. Çünkü dizilerde hikayeye ihtiyaç var, hazır hikayeye. Hani edebiyatta onu kolayca buluyorlar. Hollywood'da evet. Yani romanda, romancı şeyden önce, filmden önce bütün detaylarıyla düşünmüş. O karakterlerin bütün derinliklerini düşünmüş, hikayenin akışını düşünmüş. Yani hazır bir malzeme olarak alıyorlar, onu kullanıyorlar. Kolay geliyor yani. Dizide de o açıdan kolay geliyor. Halbuki bir hikayeyi sıfırdan kurmak, yapılacak o kadar çok şey var ki üzerinde çalışılacak. Yani çok uzun süren bir şey, çok emek isteyen bir şey. Kafa emek derken, el emeği değil de kafa emeği isteyen bir şey. Romanı hazır bulmak daha kolay gibi. Bir de belki ek yine, ben de mesela uyarlama değildi Körfez ama Ahmet Bükey'le çalıştık. Bir edebiyatçıyla çalışmak da başka bir, aslında edebiyatın başka bir biçimde belki film yapım sürecine dahil olmasını getiriyor. O da benim için çok değerli bir deneyimdi. Yani Ahmet çok fazla şey getirdi filme. Ama aslında sinematik olarak tasarlanmış bir fikrin içinde bir edebiyatçı ne katabilir o birlikte çalışma halinde görmek bir kitabı alıp uyarlamaktan daha ilginç geliyor bana. Dolayısıyla hani sonrası için de isterim yani gerçekten hani o çok verimli ve insanın hayal dünyasını genişleten, zenginleştiren bir deneyim oluyor bir edebiyatçıyla birlikte çalışmak senaryoya. Ben Bilge Olgaç'la çalışırken böyle bir filmler arasında o çok okurdu, çok özellikle Türkiye edebiyatını çok okuyan bir insandı ve bana Tatar Ramazan kitabını verdi. Bunu nasıl senaryolaştırabiliriz dedi. Ve oturup kitabı okuyup bir tretman çıkarmamı istedi. Benim için de bambaşka bir deneyimdi. Yani oradaki edebi dili sinema diline nasıl çevirebiliriz? Oturdum bir tretman çıkardım ve sonradan bu pratiğin çok faydasını gördüm. Yani tabii ki ikisi çok farklı değiller. O yüzden serbest uyarlamalar her zaman olabilir, çok da güzel olur diye düşünüyorum. Neden yok? Bunu da ben kendi kendime çok sorduğum bir sorudur. Ben neden yapmadım diye de sormuşumdur. Örneğin bazı özellikle 60'ların sonu 70'lerdeki kadın yazarları, bunlar Leyla Erbil, Firuzan, Sevgi Soysal gibi kadın yazarları çok seviyorum, çok değerli buluyorum ve yapıtları kesinlikle uyarlanabilir. Çünkü sinematik dilleri var. Özellikle Firuzan'ın Parasız Yatılı kitabını birkaç kere okudum. Her seferinde her hikayeden bir film çıkabilir diye düşündüm. Onun dışında Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın muazzam bir kitap bence. Çok deneysel bir roman. Çok değişik bir anlatısı var. Bundan da çok iyi film olabilir.
Yani olmalı. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, ben de Esra İlkay İşler, Sınıf Rızıfi ekibindeyiz biz de. Benim kafamı kurcalayan bir sorun var bu güncel sinemayla ilgili olarak. Sanki siz yönetmenler için iki farklı iş yapış biçimi, praksis var gibi. Grup, birinci dünya savaşının altruistik propaganda vardır ya, böyle değişik bir düşünce var. Ve onunla ilgili bir şey yapıyor, sadece bir gerçeklik kurguluyor. Diğer bir grup şeyi gerçek hayattan çıkan gerçek bir hikaye anlatmaya çalışıyor. İşte hani sinema tarihine baktığımızda da toplumcu gerçekçi ya da işte birazcık daha diğer sanatla uğraşıp gelen tiyatrocu dönemi ya da sonrakiler bilmiyorum. Fakat yeni filmlere bakıyorum. 1453, Ayla. Sanki izlediğimde başka bir dünya var. İşte sokak koymuş. Böyle sokak var mı Türkiye'de? O dönemde böyle sokak var mıydı? O dönemde insanlar bu şekilde giyinip ve tiyatral biçimde işte çırparak sevgilisine mektup yazıyor. Diyor, bunlar gerçek mi? Bir asker çocuğu alıp onu işte gidiyormuş gibi barındırıp onu yıkayabilir mi? Yani böyle bir gerçek var mı? Ve şöyle bir şey mi diye düşünüyorum. Film çekme sahnalı bir şey. Reklamcılıktan çıkıp ben reklam çizdim ama kameram var, her şeyim var ve film çekebilirim. Bir şey mi var? Yani ben sadece gerçekten merak ettiğim için siz nasıl görüyorsunuz? Bu da benim de çok üzerine düşündüğüm şeylerden bir gerçekçilik meselesi aslında. Hani hem akım olarak yani daha net sanatsal olarak bir çerçevesi belli. İşte son yıllarda örneklerini işte gördüğümüz Türkiye'de de sosyal gerçekçi filmler, işçilerin hayatını anlatan filmler. Biraz belki hani bir takım biçimsel şeylerle de öne çıkıyor. İşte hareketli kamera, omuz kamera kullanımları, doğal ışık kullanımları gibi. Dolayısıyla bir hani böyle bir gerçekçilik var. Bir de aslında yani yaptığımız şey ne olursa olsun, istediği kadar yapay olsun, bir gerçeklik algısı yaratma gibi bir gerçekçilik var. O dediğiniz şey biraz oraya düşüyor aslında. Yani bir gerçekçilik var, o bir üslup, o bir tarz, o bir dil ve bir takım yönetmenlerin böyle bir eğilimi var, bir takımların yok. Yani ben kendimi çok öyle görmüyorum. O anlamda bir sosyal gerçekçilik üretim alanı olarak ilgimi çekmiyor. Bir üslup olarak ilgimi çekmiyor. Ama diğer tarafta da bir hani yaratış şey işte Ayla filmindeki örnek gibi gerçek olduğu iddiası var. Orada bence birazcık işte etik bir sorun devreye giriyor gerçekten. Yani yaptığımız filmde bir gerçeklik iddiası yoksa o anlamda. Biz bunu sadece bir kendi hissettiğimiz dünyanın temsili olarak kuruyorsak ve bunu bir şekilde işleyebiliyorsak izleyici de bunu bu şekilde algılıyor. Yani bunu bir mutlak gerçeklik olarak algılamıyor. Ama diğer tarafta bir şey var. Tarihsel bir film anlatıyorsunuz ve hani bu böyle oldu. Dolayısıyla tekrar bir tarih yazımına giriyor. Tekrar bir mitoloji kurumuna giriyor. Dolayısıyla orada da bir sorun görüyorum ben de. Yani bu birazcık da üslupsal gerçekçiliğin baskınlığıyla da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Yani üslupsal gerçekçilik o kadar baskınlaştı ki özellikle işte dogmaydı, şey 90'larda Dardenler. Hani o kadar kendini etkin biçimde ve sinemanın çok belki işte hani bağımsız düşünce sineması, sanat sinemasının ana alanı haline getirdi ki bu ister istemez diziler de o gerçekçiliği taklit etmeye başladı. İşte ticari filmler de o gerçekçiliği taklit etmeye başladı. Bununla da bağlantılı olabilir diye düşünüyorum. Çok hani yeterli verim yok bunu ispatlamak için ama olabilir diye düşünüyorum. Yani sinemanın doğuşundan beri var olan bir şey bu. Daha sinema ilk doğduğunda gösterilen ilk film işte trenin gara girişi. Bazı yönetmenler sinema görüntüsünün gerçek olduğuna inanıyor. İşin tuhafı seyirci de inanıyor işte.
trenin gara girişi gösterildiğinde seyirciler kaçışmışlar üstümüze geliyor diye. Ama aynı günlerde bir de Melih'e çıkıyor ve gerçeklikle alakası olmayan, işte tanıtım filminde de var bu etkinliğin. Hani o Ay'a yolculuk filmini yapıyor. Bol, hala kullandığımız aslında, ilke olarak hala kullandığımız film hilelerini buluyor ve yapıyor. Zaten asıl işi de sihirbazlık. Sinemayı bir sihir olarak kullanıyor. Yani bütün sinemanın doğuşundan beri aynı şeyle boğuşuyoruz bir manada. Fakat buradaki sorun, bahsettiğiniz filmlerdeki sorun, gerçekçilik ya da nasıl diyeyim, kurmaca, hayalcilik değil, klişe sorunu. Yani bazı sanatçılar seyircinin ne istediğini çok önceden bildiklerini ve oraya çok kolay yoldan ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Bunun gerçekçilikle şeyle alakası yok bence yani. En klişe, en kolay ulaşabilecekleri yere vurmaya çalışıyorlar ve seyirciyi bu yolla manipüle etmeye çalışıyorlar. Bazı sanatçılar da seyirciye o kadar kolay, sadece seyirci değil, okuyucuya, resim izleyiciye, tiyatroya gidene, bazı sanatçılar da tam tersine yeni bir dille, yeni bir bakış açısıyla konuşmayı tercih ediyorlar. Yani bu sadece sanatçılar için değil, işte verdiğim bir örnek vardı. Yani çapkınlık yapmaya çalışan bir adamın mor salkımlı evimiz olacak demesi bir klişe ve bunu kullanan ve bunun hayrını da gören bir sürü adam olmuş olabilir. Ama gerçekten kendinden samimi bir şekilde bahseden ve samimi, farklı, o güne kadar söylenmemiş bir ilan aşk bulan bir adamı ilk başta o kadar dinlememiş de olabilirler. Çok başarılı olmamış olabilir çapkınlık kariyerinde. Sanatta da aynı şey söz konusu bence yani. Ayla ve diğer örneklerde, Türkiye'deki örneklerde gitgide diziler tabii ki popülerleştikçe dizi dilini kopyalamaya çalışan veya dizi dilini uyarlayan bir anlatım görüyoruz. Eski popüler sinemada, ticari sinemada daha özgün bir dil varken son yıllarda tamamen televizyon estetiğine dönüştü yani ticari sinema. Ondan da kaynaklanıyor bence. Ama bütün dünyada böyle bir eğilim var. Diziler popülerleştikçe sinemada dizi dilini kopyalamaya başladı. Ticari sinema. Örneğin yurt dışındaki yabancı dizilerden Game of Thrones çok popüler olduğu için şimdi bakıyorum birçok aksiyon filmi çok benzer hikayeler anlatıyor. Çok benzer bir dilde anlatıyor. Hatta birebir yani kostümler bile aynı diyebilirsiniz. O yüzden de böyle bir eğilim var. Esra'cığım çok özür dilerim. İki cümle etmek istedim. İzniniz alacağınız. Benzer şeyleri sanırım 2000 sonrası Türk sinemasında tartışmaları çok yaşıyoruz ama her zaman yönetmenin bir özgür alanı olduğu gerçeğini göz ardı ediyoruz. Çünkü bana göre 2000'e yakın Türk filmi çekiyormuş bir ya da bir buçuk sene içinde ama yine de sayı çok az. Diğer endüstrileşmiş yapımların bulunduğu ülkelerde. Bu yüzden biz o az sayıda filmden bütün dünyayı kurtarmalarını bekliyoruz. Bu Mustang filminde çok yaşanmıştı hatırlarsınız. Mustang'in tartışmasında işte Karadeniz'de 5 güzel kız da aynı aileye mi düştü gibi harika film eleştirileriyle karşılaştığımız bir ortamda. Galiba orada niyet önemli. Soyutlama yapma hakkı var yönetmenin. İstediğini yapabilir, gerçekleştirebilir. Biz birazcık bunu göz ardı ederek az sayıda filmden hangi ideolojiyi okuyorsak, dün Emre Bey'le konuşurken kendi yaralarımıza çare bulmaktan bahsetmiştik. Emre Bey'in belki yola çıkış noktası ya da diğer hocalarımızın o olmasa bile ben bir izleyici olarak kendi yarama pansuman yapıyorum o filmi. O yüzden o yara yeterince tedavi edilmediğinde bunu negatif bir şekilde filme ve yönetmene yansıtıyoruz. Bu özgürlük alanı tanınabildiğinde
Galiba da bunu bilim kurguları yapıyoruz da dram, trajedi, melodram da biraz yapıyor tabii. O türler gündeme geldiğinde biraz daha katı davranıyoruz galiba. Seyirci olarak belki bunun üstüne de düşünebiliriz. Teşekkür ederim. Arkadan bir soru var. Buyurun. Merhaba, Tuğray Kaçmer, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyim. Kısaca sinema camiasında toplumsal mesajlar yer verilmesi nedenle etkili olur? Yeteri kadar önem veriliyor mu? Kadına şiddet, çocuk istismarı gibi ülkemizin sürekli gündeminde olan şeyler yer veriliyor mu? Ana temayı bozmadan bu mümkün mü işlenmesi? Teşekkürler. yani bu da çok eski sorulardan biri herhalde. Sanatın işlevi üzerinden de bir soru tabii ki. Yer verilebilir. Bunlar zaten sinemanın konusu birçok anlamda. Birçok yönetmen buralardan hareket ederek hem kendi deneyimlerinden ya da bunlara dair yaşadıkları dışarıdan da olsa deneyimle duygunun aldıkları şeyler üzerinden şeyler yapıyorlar. Ama bunu bir mesaja dönüştürmek yani çoğu zaman bir yaklaşım olarak sorunlu oluyor ister istemez. Yani benim açımdan şey diyebilirim yani tam işte ilk baştaki fikir birazcık ilk başta anlattığımız gibi birazcık daha belirsiz, tam kendimizde kavrayamadığı bir şey oluyor ama belli bir süre sonunda ister istemez bir cümleyi okumaya başlıyoruz biz de filmin içinde ve bir sözümüz oluyor ama o söz bir işlevsellik dahilinde değil de aslında bir ihtiyaç dahilinde ortaya çıkıyor diyebilirim. Yani bu ülkede neyin söylenmesine ihtiyaç, neyin söylenmesi gerekiyor gibi değil de ben neyi söylemek istiyorumdan çıkıyor birazcık. Dolayısıyla orada da öyle bir ikilik oluyor. Tabii ki her tür film yapmak mümkün. Çok daha mesajı öne alan filmler de yapılabilir. O da pratiklerle alakalı. Ama en azından kendi deneyimimde şöyle bir fark var belki, ben ister istemez o toplumsaldan kopamıyorum. Yani benim için birey politik bir varoluş içerisinde, bundan asla zaten kaçamaz. Dolayısıyla o politik varoluşum benim bu ülkede ister istemez yaptığım şeydeki kurmaya çalıştığım söze de, orada kurmaya çalıştığım anlatıya da yansıyor. Ama bunun ötesinde özellikle hani şunu demeliyim gibi bir şey de düşünmüyorum. Ama düşünülse de bence sorun olmaz. Yani benim için en azından çok negatif bir şey değil. Ben özellikle kadınlar konusunda bunu çok önemsiyorum. Bence burada önemli olan neyin anlatıldığından çok nasıl anlatıldığı önemli. Özellikle kadın karakterlerin, güçlü kadın karakterlerin gözünden işlenen filmlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki sadece şunu anlatacağım Emre'nin dediği gibi diye yola çıkılarak değil, bunu nasıl anlatacağım diye yola çıkmalı insan diye düşünüyorum. Belgeselden geldiğim için yani genellikle belgeselde bir konu işlenir ama önemli olan karakterdir ve karakteri nasıl ele aldığınızdır. Burada aslında Türkiye sinemasında da bence bu yaklaşımla yola çıkmak lazım. Çünkü yıllardır aslında bu konularda filmler yapılıyor. Yani Türkiye sinemasına özellikle 70'lere baktığımız zaman, 60'lara baktığımız zaman sosyal temalarda çok film var. Örneğin Bilge Olgaç'ın filmlerini izlerseniz bu konuları çok ele aldığını, kadın ve şiddet konularını çok ele aldığını görürsünüz. Erkeğin gözünden çok böyle daha maço aksiyon filmlerinde bile topluma dair eleştiriler görürsünüz. İşte kan davası, köyden kente geçiş gibi birçok süreci anlatan filmlerdir bunlar. Burada o onları bir kadın yönetmenin gözüyle anlatır. Aynı zamanda senaryoları da kendi yazdığı için.
Yani yeni şeyler yaparken aslında eskileri de unutmamak ve Amerika'yı yeniden keşfetmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye sinemasında gerçekten çok önemli işler, sosyal temaların olduğu yapılmıştır. Örneğin Metin Erksan'ın Kuyu filmi çok önemli bir filmdir. Yani bu örneklerden yola çıkarak bir şey yazarak, yazarken düşünmek gerekli diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi kimin gözünden nasıl yazıyorsunuz filmi, nasıl ele alıyorsunuz, sömürmeden iyi niyetle işlediğiniz konuyu işleyebiliyor musunuz? Bunları da önemsiyorum. Ben öncelikle insanların öğüt dinlemeyi sevmediğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Çocukluğumuzdan itibaren sürekli bize şunu yapma, bunu yapma, şunu şöyle yap denir ve biz de devamlı böyle böyle takılırız ve dinlemeyiz. İnsanlar gerçekten kendi başlarına gelinceye kadar yalan söyleme çünkü kötü. Yine yalan söyler. Gerçekten bir gün bir söylediği yalan başına dert açtığı zaman yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu anlar. Sanat topluma çok yavaş etki ediyor. Çok yavaş bir şekilde değiştiriyor. Çok içeriden, çok derinden, çok nasıl diyeyim, bilinçaltından değiştiriyor. Eğer bir filme atıyorum işte kadınları dövmeyin, açgözlülük etmeyin, para o kadar mühim değildir filan gibi mesajlar koyarsak bugüne kadar Yeşilçam filmlerinde benim paranla satın alamazsın deyip yoksul nice gururlu delikanlı patronların suratına parayı çaldı. Ama Türkiye'nin bugünkü haline bakın parayla satın alınmış milyonlar var yani. Tavsiye dinlemek istemiyor kimse. Ben buna inanıyorum. Ancak filmin kendisinin film yani iyi sanat bence ancak insana dünyaya dikkatle bakmayı öğretebilir. Ve bunu başaran bir sanat bence en iyi mesajı vermiş sanat yapıtıdır. Onun içinde dediğim gibi ahlaki mesajlar verilmesi çok zor. Kimse dinlemiyor, kimsenin de umurunda değil. Eğer sanat yapıtı seyircisine dünyaya başka türlü bakmayı, illa dikkatle bakmak demeyeyim ama bak o gördüğün gibi değil, böyle olabilir demeyi öğretiyorsa bence başarılı bir sanat yapıtıdır. Çok ufak, hemen aklıma geldi. Burada da mesela biraz aslında eksikliğini duyduğum şeylerden biri Kibar Feyzo gibi filmler. Bir yandan da yani mesaj vermek için yapılmamış. Çok iyi bir komedi filmi, çok iyi bir kitle filmi, içinde inanılmaz farklı duyguları barındıran bir sürü şey anlatan bir film. Ama gerçekten insanların kendi hayatına dair bir şeye başka türlü bakmalarını da belki yol açabilecek bir filmdi. Yani o gibi filmlerin pek mümkün olmadığı bir çağdayız da maalesef. Yani işte onun karşısında, bugün karşısında Recep İvedik var ve bir lümpenlik övgüsüne dönüşmüş başka bir şey var. Kibar Feyzo'yu o anlamda hani bir mesaj da oradaki bence ince bir mesaj. Hani Ümit'in de tarif ettiği gibi kalın çizgiler çizmiş bir öğüt yok ama çok ince bir mesaj var o filmde ve bunlar da biraz aslında özlediğimiz, keşke daha fazla örneğini görsek dediğimiz şeyler bir taraftan. Evet, benim de demek istediğim oydu. Yani Türk sineması gerçekten bu anlamda çok zengin bir sinema. Çok iyi senaryolar, çok iyi filmler yapılmış. Ve temennim bu filmlerin DCP'lerin işte restore edilerek yapılması ve daha çok sinemalarda belki kısıtlı alanda da olsa yer bulmaları, insanların bunları tekrar büyük perdede görüp konuşmaları. Son soru alalım. Buyurun. Evet. Adım İlhan Aytaç, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim görevlisiyim. Amfide ders anlatmaya çok alışığım, o yüzden arkamı duyduğunu tahmin ediyorum.
Sorum şu, demin Belmin Hanım çok önemli başka bir mevzuya ve son dönemlerde çok tartıştığımız bir mevzuya değindi. Dağıtım alanının problemi. Çünkü dağıtım olmadığı zaman üretim de yok demektir. Yani dağıtamadığınız zaman para gelmeyecek demektir. Size de yapımcı para vermeyecek demektir. Şimdi bu nokta çok problemli bir nokta ama yeni dijital platformlarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani bir yandan ben seyirci olarak, benim seyir keyfimi çok düşürüyor mesela. O sinemanın, sinema izlerliğinin, seyirciliğin, o sosyal deneyim boyutunu kaybettiğim bir alan mı? Ama mesela işte Emre Bey'in filmini Biennale döneminde izleme fırsatını bana sağlayan da şey bu. Ya da işte Sofra Sırları'nı İstanbul Film Festivali'ne gidebileceğim için o anda mesela şeyden ama dijital olarak izleme fırsatını bana veren. Belmin Hanım'ın kopyası bir tane DVD'sinin bir gün iTunes'da satılacağını umut etmemi sağlayan şey. dijital teknolojiler. Ama burada da şöyle sorum şurası. Bu umut verici bir şey gibiydi. Bir dönem bağımsız sinemacıların bu tarz platformlara ilgisi de oldu. Ama burada da bir tekerleşme var sanki. Oradaki dağıtım ağı da tekerleşiyor gibi. Bu alan nasıl değerlendirilebilir? Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Alternatif bir şey para yapmaya başladığı anda alternatif olmaktan çıkıyor. Oradan para kazanmak isteyenler hemen orayı işgal ediyorlar ve orayı kendilerine para kazandıracak hale getirmeye çalışıyorlar. Maalesef hani yani sonuçta bu filmlerin insanlara ulaşması için pazarlama yollarından bir tanesi. DVD gibi, sinema salonu gibi, televizyon gibi ya da işte internetin diğer şeyleri gibi. Eğer oradan yani bu dijital platformlarda gerçekten para geldiğini görürlerse orayı da eminim kendilerine benzetirler yani. Bir taraftan tabii özgürleştirici bir şey sinema için, özellikle sinemanın gösterimden kalkmış örneklerini izleme olanağı sağlıyor. O açıdan iyi buluyorum ama tabii ki öncelikle perdede izlemek yani ve dışarı çıkmak yani, çünkü gitgide daha az dışarı çıkar olduk. Hep içerideyiz, bir şekilde kendimizi kapatıyoruz yani. Psikolojik olarak da kapatıyoruz. Halbuki sinemaya gitmek, bir grup arkadaşla anlattığım gibi daha önce izlemek ve sonra konuşmak aynı zamanda sosyal bir etkinlik. O yüzden de sinemanın sosyal bir etkinlik olmaya devam etmesi lazım. Ya böyle bir ikili paradoksal denilebilecek bir durum var aslında. Bir taraftan çok iyi. Yani beni çok heyecanlandıran tarafları da var. İşte dünyanın herhangi bir yerinde aslında dağıtım imkanımızın olmayacağı, belki en iyi şartlarda bile olmayacağı bir yerlerde birilerinin filmi izlemesine olanak sağlıyor olması, böyle bir aracın olması çok umut verici. Ama o aracın hemen işte Ümit'in dediği gibi kapital tarafından ele geçirilmesini de ister istemez karşısına getiriyor. Dolayısıyla bu ikilik ister istemez orada bir şey. Dolayısıyla tabii ki sinemaya gitmeyi de öldürüyor olması başka bir yerde ayrı bir soru işareti hepimiz için. Bir de buradan aklıma şey geldi. Bütün bu filmler, yaptığımız filmler, biz artık çoğumuz dijital formatta çalışıyoruz. Dolayısıyla dijital üretiyoruz. Aslında fiziksel karşılığı olmamaya başladı. Ve böyle bir dijital yığına da dönüşmeye başladı. Bu da mesela ayrı bir soru işareti. Bizim yaptığımız şeyi tartışıyoruz mesela şimdi yapımcının anlamıyla. Acaba filmi basmalı mıyız bir kopya? Bir yerde bırakmalı mıyız? Çünkü hiç fiziksel kopyası yok bizim yaptığımız işlerin ve bu da aslında yavaş yavaş her şeyin daha uçucu, daha kırılgan hale geldiği bir aslında dönemdeyiz ve filmler de ister istemez bu yok olabilir hale, daha kolay bir yok olabilir hale geldi. Bu da yani bu dağıtım arttıkça aslında ben bu tip soruları da uyandırıyor. Yani o zaman keşke herkes 35 film bassa ve izlesek tekrar 35 metre filmlerden. Tekrar salonlarda olsa, ama bu da biraz nostaljik bir bakış aslında. Evet, biraz panelimiz geç başlamıştı, biraz da geç bitiyor. Konuklarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için tekrar görüşmek dileğiyle.